İyi geceler sevgili izleyiciler. Bursa Konuşuyor programına hoş geldiniz. Bu hafta siyasetten uzak, politikadan uzak, tartışmalardan uzak bir konuda spordayız. Bu akşam Bursa sporunun Türkiye'de ve Avrupa'da veya dünyadaki yerini konuşacağız. Sportif başarıları konuşacağız. Sportif başarıların sağlanabilmesindeki önemli etkenlerden biri olan tesisleşmeyi konuşacağız. Konuğumuz Bursa Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Gümüş. Sayın Gümüş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Az önce ben anonsu yaparken Bursa'nın Türkiye'de, Avrupa'da, dünyadaki spor anlamındaki yerini ifade etmiştim. Sizin bu konuda ifade etmek istediğiniz, anlatmak istedikleriniz neler? Sayın Bursa, teşekkür ediyorum. Önce neden spor ya da neden sporu yaptırıyoruz onu bir açıklayalım halkımıza. Bunu kiminle yapıyoruz? Spor kulüplerimizle, 39 branştaki il temsilcilerimizle, antrenörlerimizle ve spor camiasıyla yapıyoruz. İkinci hedefimiz, ilimiz bünyesinde spor yapmak isteyen gençlerimizin altyapısını oluşturarak bunların il birinciliği müsabakalarını yapmak suretiyle il birinciliğini tespit etmek ve bu gençlerimizi ili temsilen Türkiye birinciliklerine ve uluslararası arenada ülkemizi temsile hazırlamaktır. Bu arada tabii yeni inşaatı bitme aşamasında olan Gençlik Merkezi Atletizm Pisti ve Merino Stadı'nın açılışlarında ya Sayın Başbakanımızı ya da Sayın Başbakanımızı davet edip de bu tesisleri açtırırsak söz konusu tesislere de ödenek temini yoluna gideceğiz. Bu konuda söz alalım. Salon sporları ile ilgili söz almak isteyen var mı? Salonların durumu ile ilgili. Orada bir hanım kızımız var. Buyurun. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Ben Gençlik Buket Akça, Gençlik Spor Müdürlüğü'nde dağcılık tırmanış branşıyla uğraşıyorum. Geçen sene yapay duvar yarışlarına katıldık Marmara Üniversitesi'nde. Evet. Şu anda biz outdoor ortamlarda çalışıyoruz. Tabii bu çalışmalarımızı sadece yazın sağlayabiliyoruz. Indoor ortamlara yapay duvara ihtiyacımız var. Sayın Gençlik Spor Müdürümüz Ömer Gümüş'ün bu konudaki çalışmalarından haberimiz var. Fakat önümüzdeki hafta Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde tekrar bir yarışımız var. Ben Bursa'daki dağcıların ve tırmanışçıların çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ve bu çalışmalara bir hız kazandırırsak Bursa'da olan tırmanışçıların Türkiye'de adını çok iyi duyurabileceğini ve dünyada bu konuda iyi tırmanışçılar yetiştirebileceğimize inanıyorum. 2008'de olimpiyatlarda bir milli takım kurulacağını biliyorum ve bu milli takımda 3 sporcunun ya da daha fazla sporcunun yapay duvarımız olduğunda Bursa'dan çıkacağına eminim. Çok başarılı sporcularımız var çünkü. Ama gerçekten bir yapay duvara ihtiyacımız var. Bu konudaki görüşlerini bir maliyet hesaplaması yaptınız mı? Nerede yapılabilir diye? Bu çalışmalarla Sayın Ömer Gümüş başlatılmış. Fakat biz bir an önce hız kazanmasını istiyoruz. Sayın Gümüş. Efendim bu çalışmalara başladık. Ben öncelikle bu hanım kızımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca dağcılık il temsilcimiz Avukat Ahmet Köse Bey'e de teşekkür ederek tebriketlerimi sunuyorum. Çünkü kendisi beni dağlara götürerek gerek Doğu Karalıklarına gerekse Uludağ eteklerinde dağcılık ekibiyle oluşturdu. Dağcılık sporu en iyi sporlardan bir tanesi bence. Az masrafı olan ama doğayı, çevreyi koruyan, gençliği yetiştiren bir spor dalı. Yanılmıyorsam 850 civarında lisanslı sporcumuz var bu branşta. Ben kendine söz vermiştim. Tırmanma duvarında Berlin'de Mercedes fabrikasının hangarlarını gezerken görmüştüm. Kendisini Ahmet Bey açmıştım. Ahmet Bey altyapı çalışmasını yaptı. Bizim amacımız bir açık alanda bir tırmanma duvarı yapmak, bir tanesi de kapalı alanda tırmanma duvarı yapmayı düşünüyoruz. Hatta bugün yine gündeme geldi hipodromda. Valimizle paylaşmıştık. Gençlik merkezi inşaatımız devam ediyor. Onun yanında yapacağız. Büyük bir ihtimalle Mimar Sinan spor salonumuzun içinde de tırmanma duvarı yapmayı düşünüyoruz. Bunun fizibilite çalışması yapıldı. Hatta yapı yaklaşım maliyeti de son aşamaya geldi. Mimar
7 yaşından 24 yaşına kadar gelen gençlerin de aynı zamanda gençlik faaliyetlerini yürütmekle mükellefiz. Bursa'da da bir gençlik merkezimiz yoktu. Şu anda hizmete girecek bir gençlik merkezi. Ama Bursa'da yılların birikimi olan tesis sıkıntısı var. Ama arkadaşlara söz veriyorum, bu tırmanma duvarını yapacağım. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki, Bursa ilinde yapılan tesisleşme bu sene ciddi anlamda bir boyut kazanmış durumda. İzin olsa biraz ondan bahsetmek istiyorum. Görsün der önce. Ben bir konuya değinmek istiyorum. Lütfen. Ülkemizin geleceği için gençlerimiz çok önemli. Ve bu gençliğimizin de enerjilerini pozitif alanlara kanalize edebilme noktasında Sayın Gençlik Spor İl Müdürümüz Ömer Gümüş Bey'in bulunduğu konum çok önemli. Ve ben kendisi göreve daha yeni başladığı zamanlarda spora olan ilgisine şöyle bir tanık olmuştum. Biz kayanın başında tırmanış yaparken, rotamızı hazırlarken kendisi o esnada o rotaları geziyordu. Ve orada gençlerin bir pazar gününde böyle doğanın çok güzel birlikteliğinin sağlandığı bir ortamda gençlerin enerjilerini orada kanalize ettiklerini görünce gözlerinin ışıl ışıl olduğunu fark ettik. Ve bize de ciddi bir enerji o anda başlamıştı. Ve çok kısa bir zamanda Bursa'da dağcılık şu an Türkiye'de Türkiye'nin ortalamasının, oran ortalamasının 6 katına ulaştı. Ancak buna rağmen bu dağcılık branşına gelen bu ilginin ivmesindeki bu artışı tam olarak karşılayamıyoruz. Özellikle üniversiteden çok yoğun talep var, gençliğimizden çok yoğun talep var. Bu noktada yine üniversiteden aramızda bulunan bir arkadaşımıza ben söz vermek istiyorum, mikrofonu vermek istiyorum. Çünkü 60 kişilik bir kontenjanı, 70 kişilik bir kontenjanı pek fazla açamıyoruz. Bu konuda sıkıntılarını gündeme getirmesini istiyorum arkadaşımızın. Ve Ömer Bey'e de bu enerji, bizlere sağladığı bu pozitif enerjiden dolayı çok çok teşekkürlerimizi sunuyorum. İyi akşamlar. Adım Gökhan Gökbulak. Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Gerçekten Bursa'da dağcılık sporu çok büyük bir ilerleme kaydetti. Bu ilerlemenin en büyük mihenk taşı olan üniversite gençliği de gerçekten bu spora büyük bir ilgi gösteriyor. Şu anda sadece benim arkadaşlarımdan 20 kişi bu spora ilgi duyuyor ve katılmak istiyor. Fakat bu malzeme yetersizliği sorunumuz gerçekten bize bir sorun yaratıyor. Kurslarımızda şu anda sadece 60 kişi alabiliyoruz. Bu 60 kişilik limitin de artırılması malzemelerimizin eksikliğinin giderilmesine bağlı. Bu konuda müdürümüz gerçekten çok büyük faydalar sağlıyor. Fakat dediğimiz gibi bu 60 kişilik limiti arttırmak istiyoruz. Dolayısıyla malzeme yetersizliğimizi karşılanması gerekiyor. Müdürümüzden de böyle bir talebimiz var. Teşekkür ediyoruz. Bursa Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Gümüş şu anda konuğumuz. Ve konuklarımızda sporcular vardı. Dağcılıkta kalmıştık. Dağcılıkla ilgili söz almak isteyen bir konuğumuz daha var. Hemen söz verelim, ardından dağcılığı da burada noktalayabiliriz. Buyurun. Öncelikle iyi akşamlar. Ben Zümrüt. Uludağ Üniversitesi Müzik Bölümünde okuyorum ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde lisanslı dağcıyım. Ben bu Ketin'in söylediklerine şunu eklemek istiyorum. Biz Marmara'ya gittik. Marmara Üniversitesi yapay duvar tırmanış yarışmasına. Ve biz hayatımızda hiç yapay duvar görmeden gittik. Ne tutamakları gördük, ne basamakları gördük. Bu şekilde gittik ve şunu demek istiyorum. Biz ciddi anlamda bu işe gönül veren sporcularız ve sadece biz değil, bu arkadaşlar dışında değil, Bursa'da daha bu spora gönül veren bir sürü sporcu arkadaşlarımız var. Önümüzde arkadaşın dediği gibi Ankara Hacettepe Üniversitesi'nin düzenlediği bir yapay duvar yarışması olacak. Belki onun için de geç ama bu bir daha yapay duvar yarışması olmayacak anlamına gelmez. Hızlandırılırsa bizim için ve Bursa spor için çok daha iyi olacağına inanıyorum. Arkadaş da bir şey söyleyecekti, ona veriyorum. Peki. Benim de eklemek istediklerim var. Adım Anıl Aytu. Türkiye'deki en genç tırmanışçıyım. Setbaşı İlköğretim Okulu'na gidiyorum. Bir yapay duvar yapıldığı takdirde yarışmalara önceden hazırlanabileceğimizi, o ortamı, tutamakların yapılarını tanıyabileceğimizi düşünüyorum. Bunun bizim açımızdan daha yararlı ve başarıların bunun peşinden geleceğini düşünüyorum. Teşekkürler. Bahsedilen yapay duvar kısa zamanda yapılabilir mi Sayın Gümüş?
En kısa zamanda yapmaya çalışacağız. Çalışmalarımız çünkü devam ediyor. Ben arkadaşların faaliyetlerine katıldım. Mutlu oldum. Şu açıdan mutlu oldum. Benim 30 yıllık memuriyet hayatım hep gençlik ve sporda geçti. Ne kadar genci spora çekmek ya da sportif faaliyetlerin içinde faaliyeti sürdürmesini sağlarsak o kadar çok genci topluma kazandırma yolunu bulabiliyoruz diye düşünüyorum ve mutlu oluyorum.